Merhaba, ben Kutay Kösem. Bu bölümümüzde SLR sistemini tüm dünyada popüler kılan markanın tarihine, Pentax'ın hikayesine bakıyoruz. Video devam etmeden önce lütfen gelmişken videoyu beğenmeyi ve özellikle başka hangi markaların tarihlerini merak ediyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi Pentax'ın tarihine gelelim. 1919 yılında Tokyo'da Kumao Kajiwara tarafından bir optik firması olarak kuruldu. Ama bugün bildiğimiz Pentax adıyla değil, Asahi adıyla Direkt olarak sadece fotoğraf makinesi değil farklı görüntüleme sistemleri, tıbbi sistemler için lensler üretiyorlardı. 1929 yılında o zaman fotoğraf makinesi açısından büyük bir marka olan Minolta için de lensler üretmeye başladılar. 1937 yılında 2. Dünya Savaşı'nın gelmesiyle her marka gibi onlar da kendi devletleri için, Japonya için farklı optik sistemler geliştirdiler. İşte periskoplar, farklı dürbünler vesaire. Ama 1938 yılında bundan sıkılmış olacaklar ki, kendi özlerine dönmek isteyecek olacaklar ki ikinci bir fabrika açtılar. Askeriye ilk fabrikalarına devam edip ikinci de kendi istediklerine yoğunlaşmak için ama tabii ki ikinci fabrikalarında maalesef o işe ayırmak zorunda kaldılar. Bu noktada diyebilirsiniz ki savaştan sonra herhalde iki tane fabrikayla istediklerini üretmişlerdir ama maalesef işler öyle olmadı. Yapılan bombardımanlar sonucunda Pentax fabrikalarının büyük bir kısmını ve daha da kötüsü çalışanlarının büyük bir kısmını kaybetti. Savaş bittiğinde Pentax'ın elinde pek bir şey kalmamıştı ve şirket adeta dünyadan silinmiş gibiydi. Ancak 1946 yılında Japonya'yı işgal etmiş olan Amerikalılar kendi ordularında kullanılmak üzere dürbünler üretilmesi için Pentax'ı destekleyip yeniden ayağa kaldırdılar. Bundan hemen 2 yıl sonra Pentax yeniden Minolta ve Konica için lensler üretebilecek kapasiteye gelmişti. Ve bundan da bir sene sonra artık kendi makinelerini üretecek bir kapasiteye sahiptiler. Ama o dönemde kendi hemşerileri Canon ve Nikon'un yaptığı gibi çakma laikalar yapmak istemiyorlardı. Kendilerine özgü daha farklı bir sistem istiyorlardı. Bunun için de SLR sistemine yoğunlaşmaya karar verdiler. Bu noktada yanlış bilinen bir genel bilgiyi düzeltmek lazım. Pentax SLR'ın mucidi değil. SLR sistemi yani bir aynayla fotoğrafı çekecek görüntünün direkt olarak vizöre veya bir bakaca yansıtılma sistemi Pentax'ın ürettiği bir şey değil ama son kullanıcıya yönelik ürünler açısından Pentax'ın dünyaya yaydığı bir şey. Yani SLR'ı icat etmediler ama insanlara ulaştırdılar. Çünkü zaten ilk SLR patenti 1861 yılında alınmış, ilk SLR makine de 1884 yılında üretilmiş. Ki düşündüğünüz zaman bugün hala aynasız sistemlere geçmeyen, DSLR üreten de kalan tek marka şu anda Pentax. Ürettikleri ilk makine Asahi Flex 1. Enteresan bir makineydi çünkü tamamen SLR sayılmazdı. Aynı zamanda Rangefinder gibi de bir bakacı vardı. İsterseniz oradan bakıyordunuz, isterseniz de tepeden bakıyordunuz çünkü optik vizör olmasını sağlayan pentaprizma o zamanlar yaygın değildi. Yukarıdan bakıp lensten gelen görüntüyü oradan görüyordunuz. 1957 yılında firma Asahi adından Pentax adına bugün bildiğimiz adına da geçiş yapıyor. Bu dönemden sonra çıkarttığı makineler artık bizim bildiğimiz SLR formatında. Yani optik vizörü var, pentaprizması var, lensten gelen görüntüyü aynen bildiğimiz bugün DSLR nasılsa o makinelerde de o şekilde görüyoruz. S1, S2, S3 bir sürü model çıkarıyorlar. Bu noktaya kadar Pentax'ın kullandığı lensler M42 Bayonet Takumar lenslerdi. Takumar ismi nereden geliyor diyorsanız kurucu Asahi'nin kardeşinin ismiydi bu. Takumar Amerika'ya gitmiş ve başarılı bir fotoğrafçı olmuştu. Amerika'da bayağı saygı gören bir fotoğrafçıydı. Kardeşi de Pentax'ın sahibi de onu onurlandırmak için lens serisine bu adı vermişti. Pentax'ın bu SLR makineleri bayağı beğeniliyordu dünyada. Öyle ki hani bugün nasıl markalar influencerlara makinelerini göstermek istiyor o zaman da Pentax'ın <laughs> Belki de dünyanın o zamanki en büyük influencerları olan Beatles üyeleri tarafından çok seviliyordu. Bütün üyelerinin hemen hemen Pentax'ı vardı ve bol bol fotoğrafları basına yansıyordu. Bu da aslında marka imajı için önemliydi. Çünkü birçok ünlü Pentax'ı severek kullanıyordu. Tabi Beatles üyelerine de <laughs> influencer demek biraz ayıp oldu. 1966 yılına geldiğimizde Pentax 1 milyon SLR satmıştı. Bir yıl sonra bu sayı 2 milyona ulaştı. O dönemde Canon ve Nikon'un ürettiği sattığı fotoğraf makinesinin toplamından daha fazlasını Pentax kendi başına üretip satabiliyordu. İşlerin 90'larda 2000'lerde nasıl tersine dönmeye başladığını düşününce enteresan geliyor bu bilgi. 1969 yılında Pentax bu sefer 35 milimetreden çıkıp orta format makine dünyasına da adımını attı. Bence en güzel gözüken makine Pentax 67 ile. Ki o makine benim en favori ikinci makinem. Hasselblad videomda da bahsetmiştim. Birincisi bir Hasselblad 500 serisi, İkincisi Pentax 67. Zengin olursam alacağım şeyler listesinde. <laughs> Alamadı. Ama burada Pentax'ın amacı Hasselblad veya Mamiya gibi bunu en üst seviye fotoğrafçılara değil, normal kullanıcılara da yönelik bir makine olarak pazarlamaktı. Tüm pazarlamalarında, tüm reklamlarında da zaten bunu vurguluyorlardı. 1975 yılında 35 mm makineleri için yani SLR makineleri için yeni bir bayonete geçtiler. K bayonet. Bugün de Pentax DSLR'ların kullandığı bayonet. 40 yıl sonra bile. O dönemde bir sürü makine çıkarttılar. Pentax k Pentax M, MX. Bu arada araya ufak bir bilgi sıkıştıracağım. İleride bir önemi olacak. Tam o yıllarda 1977 yılında Ricoh adında bir markada bir fotoğraf makinesi çıkarmıştı ve Pentax'ın K bayonet lenslerini kullanıyordu. Neyse 81 yılına geldiğimizde Pentax 10 milyon SLR satışını geride bırakmıştı. Yine o yıl ilk defa kendilerine ait bir otofokus sistemine sahip makineyi çıkarttılar. Bu sistem sadece tek bir lensle çalışıyordu ve çalışıyor demek için bin şahit gerekliydi. Pek başarılı değildi. O yüzden pek de zaten tutulmadı. Ama enteresan bir görüntüsü var. Lensin altında böyle bir parça ile birlikte sağlanıyordu netleme falan. Tabi tutmadı. <laughs> Neyse yıllar bu şekilde devam ederken Canon ve Nikon güçlenmeye başladı. Dünyada daha büyük popülerliğe ulaşmaya başladılar ve artık dijital çağ geldi. Pentax da 2003 yılında ilk dijital makinesi, ilk DSLR'ını piyasaya çıkarttı. IST Yıldız D. <laughs> Enteresan bir isimlendirmeyle birlikte. Yine Kaba yönet bu makinede. 2008 yılında Pentax Hoya ile bir iş birliğine gitti. Bu iş birliğinin amacı daha çok medikal alanda ürünler geliştirmek, oradaki optik sistemlere destek olmaktı. Bu noktada maliyetleri de azaltmak için Japonya'daki fabrikalarını kapatıp, üretimi Filipinlere taşıdılar. Fotoğraf kısmı açısından pek de iyi gözükmemeye başladı işler. DSR makineleri üretmeye devam etseler de gayet başarılı makineler üretip, kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplasalar da Canon ve Nikon artık full frame sensörlü makineler üretmeye başlamıştı ve bunları deli gibi satıyorlardı. Öte yandan Pentax APS-C formatta kalmaya devam ediyordu. Dolayısıyla gitgide Canon ve Nikon karşısında da güç kaybedip Japonya pazarında bile daha küçük bir hale gelmeye başladılar. Kullanıcıları ondan full frame beklerken 2010 yılında Pentax onun da bir adım ötesine gidip bir orta format makine çıkarttı. Dönemine göre nispeten ucuz bir orta format denebilirdi Hasselblad'in, Mamiya'nın, Phase önerilerine göre. Ama pazarda çok fazla büyük bir yer tutamadı. 2011 yılında ortağı olan Hoya, Pentax'ın fotoğraf kısmının çok fazla kar etmediği, artık onlara yük olduğu gerekçesiyle satılmasını istedi ve bu noktada fotoğraf kısmını alan, Pentax'ın fotoğraf kısmını alan marka daha önce Pentax lensleri kullanan Ricoh firması oldu. Bu süreçte kullanıcının dikkatini çekmek için sadece iyi makineler yapmak yerine enteresan görünümlü makineler yapmaya da yöneldiler. Bence o süreçteki makinelerin hepsi inanılmaz çirkin, hilkat garipeleri gibi şeylerdi. Bir böyle bir sürü rengi olan bir makine serisi çıkarttılar, model ismini hatırlamıyorum. Bir de tutamacı, ışıklı bir makine vardı ki yani benim bir SLR formunda gördüğüm en anlamsız şeydi. Görüntüsü de bence çirkin, beğenen vardır ayrı ama bir firmanın öyle şeyler yapmak zorunda kalması bence zaten kötüye gidişin bir işaretiydi. O dönem aslında bir tane de aynasız makine denemesi yaptılar. K-01. Ama bu makine tamamen sıfırdan tasarlanmış bir aynasız makine değildi. Onun yerine SLR bir makinenin sadece aynası çıkarılmıştı. Yine SLR lenslerini kullanıyordu. Yani aslında bir aynasız makineye göre çok daha kalındı. Zaten devamı da gelmedi. Uzun süreli Pentax kullanıcıları hala Pentax'tan bir full frame makine bekliyordu. Çünkü ta film çağından kalma 35 mm ile uyumlu lensler hala geniş bir şekilde kullanılıyor ve kullanıcıların elindeydi. Ve nihayet 2016 yılında Pentax'da ilk tam kare sensörlü makinesini duyurdu. Bazı açılardan rakipleri Canon ve Nikon'un gerisinde kalsa da aslında temel olarak başarılı bir makineydi. İyi bir sensörü vardı, ergonomik olarak güzeldi, çok sağlamdı ve kullanıcılarını özellikle eski Pentax kullanıcılarını memnun etmiş gibi gözüküyordu. Ama Pentax bu makine için yeni bir lens koleksiyonu çıkarmak konusunda çok hantal kaldı. Kendileri sıfırdan bir lens dizayn etmek yerine Tamron'la bir işbirliğine giderek onların bazı lenslerini kendi adları altında bu makineyle birlikte yeni lensler olarak satmaya çalıştılar. Tabii ki zaten bu şekilde de çok kar etmeleri mümkün değildi. 2018 yılında full frame K1'in yeni versiyonu çıktı. K1-2. Ama bu o kadar küçük bir geliştirmeydi ki eğer dilerseniz eski K1'inizi Pentax'a gönderip Orada bir tane bordun değiştirilmesini sağlayıp ikinci versiyona sahip olmuş oluyordunuz. O kadar ufak bir değişiklik vardı aslında ilk iki makine arasında. Ama ilk makinede olan bazı kusurların performans eksikliklerinde giderilmesini sağlıyordu. APS-C tarafında daha güncel makineler bugün hala olsa da Full Frame tarafında Pentax'ın çıkarttığı en son makine K1-2 olmaya devam ediyor. Şimdi Pentax firması Ricoh'a ait ama Pentax adıyla makineler çıkıyor. Ama buna paralel olarak Ricoh adıyla da makineler çıkıyor. Bunlar ülkemizde pek fazla duyulmasa da aslında bayağı güzel makineler. Bunlar hem 360 derece kameralar olsun hem de bazı kompakt makineler olsun. Özellikle APS-C sensöre sahip GR3 bence çok güzel bir kompakt makine olmuş. Bayağı ince, bayağı küçük ve APS-C sensöre sahip. Benim fotoğrafçılıkla ilgilenmeye başladığım 2008 yılında internette, forumlarda, dünyanın her yerinde Pentax fanatikleri vardı. Bir makine önerisi sorarsınız, onu alma Pentax al derler. Pentax'ın bir şeysini eleştirirsin, seni linçlerler falan. Onlar da zaman geçtikçe yavaş yavaş azaldılar. Ama o fanatikçe davranışlar bile düşününce insanların bu markayı ne kadar çok sevdiğini, ona ne kadar bağlı olduklarının, geçmişte yaptığı şeylerin bugün bile hala ne kadar etki bıraktığının bir göstergesiydi Pentax'ın. Hani bugün DSLR üreten markalara baktığınızda Canon, Nikon ve Pentax yani ilk gidici olanın Pentax olduğunu söylemek çok zor değil. Ama umuyorum ki Gerek Pentax 67 gibi çok güzel makineler olsun. Gerek o ışıklı ledli makineler gibi çok çirkin makineler olsun. Pentax uzun yıllar bizimle birlikte olup değişik denemelerine güzel makinelerini üretmeye devam edebilir. Benim bu videoda Pentax'ın ile ilgili anlatacaklarım bunlardı. Sizin eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa veya Pentax'la ilgili anılarınız varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Onun için de gelmişken videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve videoyu belki de arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen düşünün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.